sık gidiyorum, orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. Ama aldandılar. Valla aslında bugün çok iyi oynadım ama. Yine de mağlup oldum. İyi yani. Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler, öpücükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler, beyler, beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu. Yatıyor, kalkıyor, güreşiyor. Seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor. Akyazı ilçesi Altındere Alabalık tesislerindeyiz. Burası tabiatın Allah tarafından insanlara lütfedilen, bahşettiği mükemmel bir yer. Tabii Altındere deyince, Akyazı deyince Yaşar Yazıcı, değerli belediye başkanımız Yaşar Yazıcı'yı hemen konuk ettik. Ve Yaşar Yazıcı iki dönem Akyazı Belediye Başkanlığı yürütüyor ama her Gazeteciler Bayramı'nda da gazetecileri toplayıp yemek veriyor. Bu yılki yemek de iftara denk geldi. Sayın Başkanım çok çok teşekkür ederiz efendim. Bizleri düşünüyorsunuz, gazetecileri düşünüyorsunuz. Bir iftar veriyorsunuz bu akşam. Efendim buyurun oradan başlayalım. Öncelikle teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. İftar programımıza hoş geldiniz. Tabii ki 24 Temmuz tarihi gazeteciler için önemli bir gün. Aslında gazeteci, sadece gazeteciler için değil, Türk siyaseti için... Siyasetle uğraşan insanlar için, haberle uğraşan insanlar için ve toplum için son derece önemli bir gün. Sansürün kaldırılışının yıl dönümü olarak kutlanan bir gün. Biz bugün de göreve geldiğimizden beri gazeteci arkadaşlarımızı, Sakarya'da görev yapan gazeteci arkadaşlarımızı hasbelkader yemekte, çayda, kahvaltıda, yani elimizde ne varsa onu bölüşmek suretiyle arkadaşlarımızı çağırıp en azından o günde kendi icraatlarımızı anlatmak için toplantıya çağırdığımız bir gün olmasın. Evet. Sadece onlara ikramlarda bulunduğumuz bir gün olsun istedik. Ve bunu sürekli bir gelenek haline getirdik. Yine Allah nasip etti. Böyle güzel bir Ramazan gününde Ramazan soframızı gazeteci arkadaşlara açtık. İnşallah birazdan iftarı beraber yapacağız. Ramazan'ın güzelliğini beraber yaşayacağız. Bayramlarını beraber kutlamış olacağız arkadaşların. Evet. İnşallah bu vesileyle katılan arkadaşlara da teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. Şimdi Sayın Başkanım, her ne kadar dediniz ki yani bizim izahatlarımızı anlatacağımız çağrılı bir gün olmasın, özel gün olsun. Size kendi adımıza ve basın çalışanları adına çok teşekkür ederiz. Evet. Ancak efendim, Akkazı'ya hududumuza girdik. Buraya gelene kadar mükemmel olaylar gördük, mükemmel yapılar gördük, mükemmel bir yapılaşma, şehirleşme gördük. Evet. Tabii bu ne kadar özel gün olsa bunları sormadan yapamayacağız. Efendim iki devreden beri Akyazı'da maşallah elinize sağlık. Önemli çalışmalar yapmışsınız. Efendim buyurun icraatlarınız için. Tabii ki biz şimdi Akyazı gerçekten büyüyen, gelişen bir yer. Turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle hareketli olan bir yer. Evet. Buna paralel olarak da şehirleşme yönünde de gittikçe artan bir oranda ciddi yapılaşmaların içerisine giren bir yer. Artık imar planları eskisi gibi, yapboz tahtası gibi olacak pozisyonda değil, sürekli ve kontrol altında tutulan bir yapılaşmamız var. Duble yollarıyla gelişen bir Akyazı'mız var. İşte TOKİ'ye konutlar yaptırıyoruz şu anda. 22 trilyon liralık bir yatırımdır, eski rakamla söylüyorum. Evet. Bu 22 trilyon liralık yatırım 2014'ün Ağustos ayında bitecek bir yatırım. Fakat biz öyle hız verdirdik ki arkadaşlara, bu yılın sonunda, temel atma töreninde de söyledik, bu yılın sonunda konutları teslim edecek boyutta bir çalışmanın içerisindeyiz. Evet. İşte bunun yanında duble yolla ilgili çalışmalarımız. Akyazı gerçekten sıkıntılı olan bir bölgeydi eski tarihlerde, eski dönemlerde. Evet. Benden önceki belediye başkanımız Sayın Recep Yıldırım döneminde sürekli muhalefette olmanın belki de verdiği eziklikle Akyazı birçok hizmeti yeteri kadar ve zamanında alamamış olan bir bölgeydi. Biz 2002'de ben göreve geldiğim tarihte Akyazı'da ne adliye sarayımız vardı ki adliyeler o zaman barakalarda hizmet veren konumdaydı. Ne adliye sarayımız vardı, ne hükümet konağımız vardı. Yani kanalizasyonumuz yürüyordu. Sadece yani kanalizasyon. Bir evlat gibi bir şeydiniz değil mi efendim? Biz göreve geldiğimizden beri sadece kanalizasyona eski rakamla söyleyeyim 75 trilyon lira para yatırdık. Bugün artık rutin işleri, belediyecilik işlerini kendi ekip arkadaşlarımız takip ediyor. Biz onlarla uğraşmıyoruz. Evet. Büyük projeler nedir, nelerdir onlarla uğraşıyoruz. İlçenin eğitimine nasıl katkıda bulunuruz onlarla uğraşıyoruz. İşte turizmle ilgili şu anda iki tane büyük yatırımcımız var. Ortalama 3-400 milyon dolar civarında yatırım yapacak ikisi ayrı ayrı. Şu anda onların önünü açmakla ilgili gayret sarf ediyoruz. Onlarla uğraşıyoruz. Eğitimle ilgili hiçbir yerde olmadığı, ilçelerde genelde olmayacak şekilde
fen lisesi dahil olmak üzere ilçemizde birçok eğitim kurumu artık mevcut. Sakarya Üniversitesi'ne 55 dönüm bir arazi tahsis ettim. Binasını da ve diğer müştemilatını da ben belediye olarak yapacağım. Fakülte kurulması yönde sağlık bilimleri fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi kurulması ile ilgili bir çalışmanın içerisine girdik. Yani elimizdeki değerleri en iyi şekilde değerlendirip Akyazı'nın gelişimine nasıl katkıda bulunuruzun hesabını yapıyoruz. Sadece ekonomik olarak Akyazı'yı güçlü bir hale getirelim istemiyoruz. Eğitim yönünden de katkı sağlayalım istiyoruz. Akyazı'da az önce fen lisesinden bahsettim. Fen lisesinin yanında Akyazı'da tekstil lisesine varıncaya kadar birçok lisemiz artık mevcut. Artık biz çocuklarımızın ve ilçemizin, ilimizin geleceğini belli noktaya getirmek için mutlak surette eğitime önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. İşte dershaneler kapatılacak deniyor. Biz derslere takviye merkezi kurduk, evet. Belediyemiz bünyesinde. Bilgi kültür evimiz var. Her yıl 355 tane öğrencimiz buradan ücretsiz bir şekilde faydalanıyor derslere takviye merkezinden. 20 bilgisayarlı bilgi kültür evimiz var. İsteyen vatandaşımız da, isteyen gencimiz de buradan rahatlıkla ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Bilgi kültür evimizde 8. sınıfta olup da derslerden takviye alan arkadaşlarımızdan 108 tanesi bu yıl sınava girdi. Bu 108 tanesinin 102 tanesi sınavları kazanacak bir notu sağladı. Bu öğrencilerimiz ekonomik durumu olmayan öğrencilerimiz. Dershaneye gitme imkanı olmayan öğrencilerimiz. Biz bunları toparladık, aldık. Belediye olarak tabii, bu seviyeye tabii, getirdiniz. Tabii bunları biz aldık. Bunlara 108 öğrencinin 102 tanesi şu anda değişik Anadolu liselerine girecek seviyede puanlar aldı. Yani bu bizim için, bu eğitim bu bizim için bir övünç kaynağıdır. Bu bizim için son derece önemli. Biz eğitime gerçekten son derece önem veren bir belediyecilik anlayışı biliyoruz. Her belediye başkanı arkadaşım farklı yöntemleri vardır. Farklı hizmet alanlarına önem veriyor olabilir. Benim için öncelikle hizmet alanlarından birisi eğitim. Eğitime ciddi anlamda önem veriyoruz. Onun için biz önce eğitimden işe başladık. Ondan sonra işte turizmdi, tarımdı vesaire, bu şekilde ilçeyi mutlak surette belli seviyeye getirecek ve ben ilçenin en az 50 yılını planladığıma inanıyorum. Planlı bir şekilde artık bugün, evet, ben varım, yarın olmasam bile benden sonra gelecek olan arkadaşlar hazır, planlanmış, düzgün bir şehir bulacaklar. Ellerinde her şeyin planı olacak. Yani mesela şeyin bile hazırlığını biz yaptık. İşte 2014 yılında kanun bize emrediyor. Köylerle ilgili, evet, belediye, evet, sınırlarına içine bağlanan yeni köylerle ilgili mahalle oldu. Evet. Bütün köyler mahalle oldu. Tip planlar oluşturacaksınız diyor. Projelerini üreteceksiniz, vatandaşa sunacaksınız. Sizin sunduğunuz projeyi kabul ediyorsa vatandaş bunu alıp yapacak. Bununla ilgili en az 5 tane proje üretmeniz gerekiyor. Biz 15 tane proje ürettik. Şu anda hazırda bekletiyoruz. Tip projelerimizi hazırladık. Köylerimizi belli bir şablona oturtalım istiyoruz. Artık köylü şehirle ayrımı olmasın. Yani yarını kimse düşünmesin. Kesinlikle. Evet. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu anlayışla da hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Başkanım, az evvel dediniz ki her belediye başkanı arkadaşımızın kendine göre bir çalışma yöntemleri var. Evet. Tamam, müşterek yöntemleri çok. Ancak biz bakıyoruz buraya. Çok 17 belediye var Sakarya'da. Siz dahil. 16'da termal yok. Sizde termal, evet, var. Bir, evet, de büyük bir termal turizminiz var. Evet. Evet efendim. Şimdi bunu 2005 yılından beri termal turizmde uğraşıyorum. Evet. 2005 yılından beri geldiğim nokta gerçekten önemli noktaya kadar geldik. Uğraştık, sıkıntı çektik, mahkemelik olduk, özel idareyle başımız derde girdi vesaire. Ama geldiğimiz noktada şu anda az önce de söylemiştim. 2 tane yatırımcım var. Bir tanesi 200 milyon dolar, bir tanesi aşamalı olarak 250 milyon dolarlık yatırım yapacak. Yani 450 milyon dolarlık yatırım yapacak. İki tane yatırımcı var. Şu anda bürokratik çalışmalarını yapıyoruz. Kesin teyitlerini aldık. Bürokratik çalışmalarını yapıyoruz. Onları aşıp arazi tahsislerini sağladıktan sonra inşallah bu yıl içerisinde, ümit ediyorum bir aksaklık olmazsa, temellerini de atarız diye düşünüyorum. Artık biz elimizdeki kaynağı en iyi şekilde değerlendirelim istiyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesini Sakarya Üniversitesi'ne kurdururken ben sadece burada termali işte belli alanlarda sadece otellerde kalsın istemiyorum. Termal üzerinde, evet, Sakarya Üniversitesi artık bilimsel çalışmalar yapsın. Bu yöre için bulunmaz nimetlerden birisi. Bu kaynağın sağlıkta nasıl kullanılacağını, turizmde nasıl kullanılacağını, evet, evet, kör kütük bir şekilde değil, karabasan bir şekilde değil. Artık akademisyen olarak. Tabii. Evet, bunu lazım. Bilinçli bir şekilde kullanmamız lazım.
yenilenebilir kaynakta olmuş olmasına rağmen bu en nihayetinde tükenebilir de bir kaynak. Bu kaynağı nasıl verimli kullanabiliriz, nasıl daha rentable kullanabiliriz? Bunun için de Sakarya Üniversitesi'nin işin içine çekmemiz lazım. Bu ilçede bir tane turizm yatırımı başlasın ki iki tanesi başlayacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Bunlar temeli attıktan sonra ben inanıyorum ki kademe kademe bu turizm yatırımları, çünkü 8000 hektarlık sağlık termal turizm alanımız var. Bu alanın bitişiğinde baraj inşaatı yapılacak ki çok büyük bir gölet oluşacak orada. Dolayısıyla bu bölge gerçekten cazip bir bölge haline gelecek. Ben turizm yatırımları temeli atılmaya başladıktan sonra inanıyorum ki 5-6 yıl sonra veya 10 yıl diyelim, en fazla 10 yıl sonra Akyazı mini bir kongre merkezi haline gelecektir. Ciddi bir laftır bu, ama bu kesinlikle ben inanmadığım bir şeyi bu kadar iddialı söylemem. Buna inanarak bunu söylüyorum. Temeli atılsın, 10 yıl sonra Akyazı kongre ve kültür merkezi olacaktır. İnsanlar artık kışın Antalya'larda şurada burada kongre yapmayacaklar. Burası İstanbul'a yakınlığı hasabıyla biz burayı iyi pazarlamamız gerekiyor. İyi de pazarlayacağımıza inanıyorum. Efendim bu tesislere gelirken Akyazı'da biraz dolaştık. Vatandaşlarla da konuştuk. Özellikle sizin spora verdiğiniz desteği de çok güzel duyduk. Güreşte Kamil Özdağ herhalde veteranlar, dünya şampiyonu. Evet. Oğulları ve çok geniş bir güreş ordunuz var. Futbolu destekliyorsunuz ama bir de Kenan Sofuoğlu uluslararası tanıtım için bir pist de sizin sınırlarınız içinde yaptık. Evet, bizim sınırlarımız içerisinde. Zaten Kenan Akyazı'da bir kardeşimiz. Evet. Biz de Akyazı'daki bir parkımıza da Kenan'ın adını verdik zaten. Kenan Sofuoğlu Aile Parkı diye ismini verdik, adını yaşatalım diye. Bu değerler bizim için önemli değerlerdir. Biz spora gerçekten önem veriyoruz. Şu anda Büyükşehir'le beraber yapmış olduğumuz veya Büyükşehir'in kendi sınırları içerisinde yapmış olduğu yaz spor okullarında 14 bin tane sporcu vardır. Bunun 6300'ü Akyazı'dadır. Yani Büyükşehir'le Akyazı'da yapmış çalışma içerisinde ki biz birebir bununla ilgileniyoruz. Hemen 3'te 1 efendim yani. Yarısı. Yarısına yakın. Evet. Yani Büyükşehir'in sınırları içerisinde 14 bin yaz öğrenin spor okuluna katılan 6300'ü Akyazı'da yarı yarıya. Biz şimdi bu nedir? İşte oradaki gencimizi okullar tatil olduktan sonra enerjisini farklı alanlarda tüketmesin diye spor alanlarına çekmek istiyoruz. Çalıştırıcılarımızı, eğiticilerimizi topluyoruz. Bu eğiticilerimizi topladıktan sonra bunlara öyle tahmin ediyorum 100'er kişi düşüyor şey başına, adam başına, ama branşlara ayırdık, yüzmesi ayrı, ayrı. Hep bütün arkadaşlarımız şu anda full olarak çalışıyor. Zaman zaman da görüşmelerimizi yapıyoruz arkadaşlarla. Spor bizim için önemli. Bu ilçede sporcu da çok fazla çıkıyor. Yani işte Kenan Sofuoğlu'nu düşünün, Kamil Özdağ'ı düşünün, bugün revaçta olan Mustafa Pekdemet'i düşünün. Evet abi, bir de Pekdemek gerçeği var. Bizim Akyaz, değişmez elemanlar oldu. Bunlar daha önceki dönemlerde işte Ali Naili vardı, Karabük'te oynayan Hakan Özmert. Bunlar hep bizim Akyaz Spor'dan gitme sporculardır. Onun için spor bizim için tabii ki değişmez önemli uğraşlarımız. Sayın Başkanım, çok güzel konuşmalar yapıyoruz ama tabii bizim merakımız sonsuz. Şimdi gelelim Mart 2014'e. Aday mısınız? Kesinlikle adayım. Yani aday olmamı engelleyecek ya da aday olmamı gerektirecek. Aslında şöyle bir şey efendim. Başkaları aday olsun, siz zaten başkansınız. Ben zaten... Zamanı gelince devam edeceksiniz. Biz zaten biz her zaman şunu söylüyoruz. Belediye başkanı adaya aday olmaz. Başkanı adaydır diyoruz. Diğerleri arkadaşlarımızdır. Bu işi yapmaya niyetli olan arkadaşlarımız vardır. Biz hiç kimseyi küçümsemek ya da hakir görmek gibi bir şeyimiz yoktur. Mutlaka onlar adaydır. Biz adayız. Onlar bizim rakibimiz değildir. Onların rakibi bizizdir yani. Siz görevdeki zaten başkansınız efendim. Adayım yani. Efendim, hiçbir şeyim yok yani. Çok güzel sohbetler ettik Sayın Başkanım. Akyazı için çok güzel şeyler sizden duyduk ama biz bunları zaten gördük. Bu akşam da gazetecilere verdiğiniz bu iftar yemeğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Kendi adımıza ve meslektaşlarımız adına. Size de ben biraz erken söyleyeyim. 2004 Mart'a size başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. İyi başkanlıklar dilerim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Akyazı Belediye Başkanı Sayın Yaşar Yazıcı'nın iftarı oldu. İftarımızı açtık. Allah kabul etsin. Amin. Sevgili Salim, sen Akyazı'nın olmazsa olmaz duayen gazetecilerindensin. Yıllar yılı seni tanırız. Şöyle bizi gazeteciliğin başlangıç zamanlarına götür. Ondan sonra tekrar buralara getir. Buyurun, meslek hayatını bir anlat sevgili Salim. 40 yıldan beri gazetecilik yapıyorum her şeyin başında. Akyazı gibi yerde uzun süreli gazetecilik yapmak gerçekten zor bir iş. Evet. Dengeleri tutmak gerekiyor.
nabızları iyi yoklamak gerekiyor. Allah'a şükür 40 yıl içerisinde mesleğimizden de şahsiyetimizden de hiç ödün vermeden bugünlere geldik. Eğer bugün sayılıyor ve seviliyorsak, başlangıçta koyulmuş olduğumuz mesafeyi hiç açmadık. O mesafede gittik, dürüst davrandık. Gazeteciliği gazeteci olarak yaptık. Evet. Karşılığında hiçbir şey beklemedik. Bugüne kadar beklemedik. Bundan sonra da bekleyecek değiliz zaten. Bundan sonra artık aldık, gidiyoruz. Ama söylediğim gibi gazeteciliği İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük illerde yapmak gerekiyor. Çünkü gittiğimiz yerlerde, seminerlerde işte ulusal basın, yerel basın ayrımı hemen ortaya geliyor. Hemen geliyor, evet. Halbuki onlar şunu da biliyorlar ama inkar ediyorlar. Yerel basın olmasa ulusal basın hiçbir şey yapamaz. Bütün haberleri yerelden alıyorlar ama yine de bir yere, bir araya geldiğimizde onlar diyorlar ki illa da ulusal basın. Yani ulusal basının mutfağı yerel basın. Yerel basın. Evet. Yerel basın. Sevgili Salim Yılmaz, şimdi çok güzel bir yere temas ettiniz. Bir dengelerden bahsettiniz. Hakikaten bir ilçede 40 yıl düzgün bir şekilde gazeteciliği getirmek maharet işi. Bunu genç arkadaşlara bir nasihat olarak, öğüt olarak anlatır mısınız efendim? Vallahi ben öncelikle şunu söylüyorum. İnsan olarak bir gazeteciliği bir kenara bırakarak, insan olarak her şeyin başında önce dürüst olacak. Olaylara objektif yaklaşacak. İki, İstanbul'da çalışan bir gazeteciyle Akyaz'da çalışan bir gazetecinin arasındaki farkı bilecek. Evet. Neden bilecek? İstanbul'daki istediği gibi yazıyor. Yazanı dahi görme şansın yok. Evet. Ama Akyaz'a böyle bir görme şansın yok. Yok. Evet. Ama Akyaz'a böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü en ufak bir şeyde bunu kim yazar? Salim Özyılmaz yazar veya Ahmet yazar, Mehmet yazar. Bunu biliyorlar. Biz de bu bilinç içerisinde hem meslekten ödün vermedik, hem kişiliğimizden ödün vermedik ve hem de mesleğimizi en iyi şekilde yapmak için uğraştık ve bunun karşılığında da hiç maddi bir gelirimiz olmadı. Bakmadık zaten buna. Manevi yönden bunu ele aldık. Bugüne kadar da bunu aldık, getirdik. Bugünden sonra da götüreceğiz. Evet, sağlığımız yani, el verdiği müddetçe. Genç arkadaşlarımız, mesleğe yeni başlayanlar, mesleğe de ilerleme yolunda olanlar bu lafları duysunlar. Evet. Ve ona göre hareket etsinler. Evet. Yani gazetecilik bir tehdit müessesiniz değil. Asla olmamalı. Asla değil zaten. Asla evet, değil. Olmamalı. Ve olmamalı da. Evet. Olmamalı. İnsan, biz de birçok insanla her zaman iyi olamayabiliyoruz. Evet. Zıt olduğumuz zamanlar oluyor ama bunu asla yaptığımız işe yansıtmıyoruz. Evet. O kendi aramızda olan bir mesafe, bir mesele. O meseleyi daha sonra hallediyoruz. Bunu kaleme döküp, işte kağıda döküp, köşeye döküp de kırıp dökmek yerine daha sonra bir araya gelerek o sorunları ortadan kaldırmak daha evladır diyorum. Ben bugüne kadar böyle yaptım. Hiç sıkıntısını çekmedim. Evet. İşte bugünlerde böyle geldik. Peki efendim, Akyazı gibi bir ilçede 40 yıldan beri gazetecilik yapan sevgili Salim Özyılmaz, size çok teşekkür ederiz. Ben de uzun ömürler dileriz. Ben uzun çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada meslektaşlarımı görmekten de büyük bir mutluluk duydum, onur duydum. Bir şeyi daha biraz evvel de Sayın Başkan'a da aynı şeyi anlattım. Buyurun efendim. Şöyle bir söz var dışarıda, bizde değil ama dışarıda, işte basın her zaman sözünde durmaz, menfaati ne tarafa doğru çekerse o tarafa doğru gider olabilir, gibi sözlerle muhatap buluyoruz ama bu akşam gördük ki ve bunu da ispatladık, birkaç yerde bu basın bayramı kutlanıyor olmasına rağmen bütün meslektaşlarım 12 yılda hatta 20 yıldan beri bu işi geleneksel hale getirmiş olan Sayın Akyazı Belediye Başkanı, daha evvelden Recep Yıldırım'la başladı bu. Yaşar Yazıcı ile devam etti. Akyazı Belediye Başkanı'nın bu davetine evet, icabet ettiler. Evet. Diğer belediye başkanlarını bir kenara bıraktılar. Bu da basın mensuplarının hakikaten minnettar olduğu bir şeydir bu. Evet. Kendilerini gerçekten kutluyorum. Biz böyle devam edersek onlar zaten bizi davet etmek mecburiyetine kalacaklar. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Sayın Atakan Çelik. Evet, efendim, basın bayramı kutlu olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi gazeteciler bal yapan arılar gibidir.
dünyanın her tarafında gezerler. İşte tomurcuklarda özünü alır getirir bal yaparlar. Bu sırada bazen yağmura denk gelir, bazen kara gelir, bazen kışa gelir. Evet. İşte böyle önemli günlerde de belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, gazeteci arkadaşlarımızı bir araya toplayarak işte bu tür yemekler, bu tür organizasyonları bir araya getirmesi ve basının kendi arasında kaynaşması son derece önemlidir. Ve Akyazı Belediye Başkanımıza da bu nazik davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve çok da güzel oldu. Evet. Sizleri, diğer arkadaşları görme imkanımız oldu. Bir anlamda her gün koşuşturma içerisinde olan gazetecilerin bir es verme molası gibiydi. Bize bir es verdi şimdi burada. Bir yemek yiyip bir araya geldik yani. Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü olarak çalışmaları nasıl giriyor efendim Sakarya'da? Efendim şimdi şöyle bir hikayemiz var. Anadolu Ajansı'nın kurulma fikri 6 Nisan 1920'de Pamukova'da verildi. Yunus Nadi Valide Edip adı var. Milli mücadelenin sesini dünyaya duyurması amacıyla Sakarya'da Anadolu Ajansı'nın kurulmasına karar verdi. Bu anlamda çok önemli bir karar verildi. Şu anda günümüzde dijital devrim yaşandı. Dünyada mantaliteler değişti, bakış açıları değişti. Eğer bir ülkede güçlü bir devletseniz mesajınızı doğrudan iletecek bir ajansa ihtiyaç var. Şimdi biz burada kamu yayıncılığı yapıyoruz. Kurumlar arasındaki insanlarımızın, vatandaşlarımızın sesini kamuoyuna duyurmak amacıyla ciddi çalışmalar yapıyoruz. Burada bölge müdürlüğü kurduk. Bizim Sakarya 9 il bağlı. Ve burada gazeteci arkadaşlarımızın hepsi iletişim mezunu. Kendi alanlarında uzman arkadaşlar. Biz Sakarya'nın katma değerine nasıl katkı sağlarız? Bu anlamda büyük gayret sarf ediyoruz. Daha önce büyükelçileri bu şehirde ağırladık. Bu Anadolu Ajansı'nın organizasyonudur. Ulusal medyadaki seyahat yazarlarını Sakarya'da ağırladık. Evet. Neden ağırladık biz burada? Sakarya'nın marka değerine nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşüncesi içerisindeyiz. Çünkü bizim genel müdürümüz de Sakaryalı. Ben de Sakaryalıyım. Ve bizim amacımız Sakarya'nın hak ettiği yere gelmesi. Yani bu nasıl bir şey? Yani İbrahim Aleyhisselam'a karıncanın su taşıması misali. Biz elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz efendim. Efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, çok naziksiniz efendim. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Bayramı tekrar kutlu olsun. Sağ İyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkür ederim efendim. Size de Rumeli TV'ye de ciddi kamusal anlamda ciddi yayıncılık yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz, bu güzel basın bayramının iftarından sonra Akyazı'daki duayen gazetecileri bir huzurunuza getiriyoruz. Şimdi Kenan Certer ile beraberiz. Sevgili Kenan, kaç yıl oldu meslekte? Valla ben bu mesleğe halk eğitim müdürüyken Akyazı'da ilçe kaymakamının teşvikiyle oldum. Bir gün onun köylere dolaşıyorduk. Bana dedi ki hocam fotoğraf çekiyorsun. Haber yapsana Akyazı'yla. Ben dedim ki kaymakam bey ben memurum yani böyle bir şey olur. Ben sana izin veriyorum dedi. Bir izin verdi. Hala devam ediyor 77 yılı. Evet. 77 yılından beri. Yani hiç ara vermeden evet, devam ediyor. 30 yılı devirmişsiniz maşallah. 36 oldu 36 herhalde. 36 yıl olmuş. Efendim uzun bir zaman tabii 36 yıl. Neler oldu, neler geçti? Şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Onlardan biraz bizle paylaşın. Vallahi birçok önemli hadiselere burada şahit olduk. Mesela hiç hafızalarımızdan çıkmayan bir 80 soygun olayı olmuştu burada. Biz orada iki ateş arasında bile kaldık yani. Bir basın mensubu için hem şans diyelim hem şanssızlık diyelim. Bir kaza geçirebilirdik. O olayı hiç unutmuyorum. Yani geceleyin o zaman fotoğraf çeken kimse de yoktu. Bir Salim Özyılmaz'la ikimiz işin içindeydik. Hatta gecenin bir yarısı vurulanlar oldu teröristlerden. Evet. Tümen komutanıydı o gün, ismi aklıma gelmiyor. Evladım dedi, bunun ölenlerin fotoğraflarını çeker misin bize dedi. Pekala çekerim. Çünkü o zaman fotoğrafı çekiyordum, evde de banyoyu kendim yapıyordum. Fotoğrafçılarla evet. iş yapamıyorduk evet, yani. Evet, Gittik hastaneye, götürdüler bizi. Baktık ölenleri bodrumdan aşağıya, merdivenden aşağıya atmışlar. Evet. Allah Allah. Hain, İki kişiydi. Tatalı'dan hain teröristler değil mi efendim? Bunlar? Evet, teröristler de tabii, soygunculardı. Hatta bir tanesi paraya ihtiyacı olan biri de değil. Bir film şirketinin sahibinin oğluydu yani. Çok ilginç, babası sahip çıkmadı sonrasını yani. Sonrasında gittiniz baktınız orada. Gittik, onları hastanenin yere uzattık. Pamukla yüzlerini sildik, kan içindeydi. Allah Allah, bakın. Birer vesikalık fotoğrafını çektik. Yani ben onu hiç unutmuyorum yani. Onlar böyle hala gözümün önünde. Efendim ya unutulacak bir olay değil. Ya peki evet. Efendim bir de güzel bir tarafını anlatın. Bu şimdi biraz zor tarafı. Bir de bir güzelliğini anlatın efendim bakalım.
Ne anlatayım, güzellik. Biz işte 36 senedir burada yaşıyoruz. Çoğu yaşadığım şeyler güzellikler. Şu evet. anda aklıma öyle unutamayacağım bir güzellik de aklıma gelmiyor yani. Evet. Diğer sevgili Salim Özgürmaz'a sordum ama size soruyorum. Şu anki genç gazetecilere, duayen bir usta gazeteci olarak tavsiyelerinizi alalım efendim. Vallahi, ne yapsınlar gazeteci olmak için? Biz gençlere burada Akyazı'da bir hayli ilerledi yani. 10-12 tane gazeteci varız biz. İnternet evet. haber siteleri var. Salim Bey'le ikimiz beraber bazı toplantı, özel toplantılar düzenliyoruz. Onlar hep tavsiyemiz oluyor. Birbirleriyle iyi geçinsinler, birbirlerini evet. eleştirmesinler. Evet. Yani kavga edecek bir şey yok burada. Doğru olsunlar, dürüst yani olsunlar. Yani doğruluk, dürüstlük olsun. Sonra biz ilçe gazetecisiyiz. Yani burada ilçemizi düşünmek zorundayız. Yani ilçemizin kötü yönlerini daha az ön plana çıkarmak, iyi taraflarıyla ilçemizi tanıtmak. Yani biz genel bir büyük gazete olsak, İstanbul'da olsak belki başka türlü düşünürüz ama burada ilçeyi de düşünmek evet. zorundayız. Arkadaşlara bunları tavsiye ediyoruz. Evet. Efendim zaten Akyazı Sakarya'nın en güzel şirin ilçelerinden bir tanesi. O da sizin güzelliğiniz. Sayın Kenan Cahitler çok teşekkür ederiz efendim sohbetinize. Şey değil, ben de size teşekkür ediyorum. Basın bayramımızı da hep beraber evet, kutluyoruz. Evet, kutlarız efendim. Nice basın bayramlarına. İnşallah efendim. Bir de sizi alalım. Sizi göstersin de evet. Bu yaşta hala bu işi sürdürüyorsak. Yani evet biz sevgili yönetmenimiz Şaban Mergin zaten Rumeli TV'ye yaşayan Sakarya programlarını yapıyor. Beraber çalışıyoruz. Bizim de genç gazetecilerin yanı sıra bizleri görsünler, yaptıklarımızı öğrensinler, örnek alsınlar, aynı yolda gitsinler diye. İnşallah, inşallah alıyorlardır ya. İnşallah efendim. Peki, teşekkür ederim.